Herkese merhaba gençler, ben Kerem. Bugün oda vlogu çekiyorum. Odam çok büyük değil, o yüzden çok uzun süreceğini zannetmiyorum. Hemen başlayalım. Şimdi burada bir adet televizyon var, önce kapı var tabii. Kapıdan içeri giriyorsunuz. Burada kemerlerim var. Bunlar niye burada bilmiyorum, bunları kullanmıyorum. Burada bir tane düğmesi kopmuş bir şeyim var. Şöyle şeyini de göstereyim. Bakın şu düğmesi koptu. Sadece evde giyiyorum, dışarıda rezil olmayayım diye. Burada bir tane şey var da kendim çekiyormuşum. Şopman üstü diyelim, her neyse. Evet, televizyonun yanında bir adet tuzumuz var. Bu radyosun emiyormuş, annem koydu. Burada bir televizyonum var. Ama inanın en son ne zaman açtım bilmiyorum. Çünkü eskiden yatağım burada değildi. Eskiden yatağım şuradaydı. Şurada koltuk vardı. Televizyonu izleyebiliyordum ama artık izleyemiyorum, o yüzden televizyon iş olsun diye duruyor. Belki burayı kaldırıp bir kitaplık tarzı bir şey de yapabilirim. Her neyse, burada çekmecemiz var, inşallah kötü bir şeyler çıkmıyordur. Burada mouse var, çakı, parfümün kutusu, peçete var. Bu ne, şarj aleti, yine peçete. Eski hard diskim içinde, iPhone'un şeysi, AirPods'un şeysi, burada eski çakmaklar var. Önemli kartlar, bilgiler hepsi burada. Burada bir tane telefona takılan mikrofon var ama bunu takamıyorum çünkü iPhone'da mikrofon girişi yok. Bildiğiniz gibi jack yok. Yani burada çok bir şey yok. Burada iç çamaşırlarım var. Ben şöyle açıp kapatacağım. Kapattım. Burada çerçöp var. Tüm çerçöpleri buraya atıyorum. Spor salonunda şunu yapmak için olan alet. Yani içindeki suyu karıştırıyor, yanlış anlamayın. İşte abidik gubidik şeyler var. Bu ne? 2001 yılından kalma, yılını tam hatırlamıyorum, bir Game Boy'umuz var. Game Boy'u bilmiyorum, biliyor musunuz ama eskiden efsane bir şeydi. Çok eski kalem kutum, 1. sınıftan kalma kalem kutum. Bir tane oyun merkezine ait şeylerim. Bunların süresi bitti büyük ihtimalle. Bayağı da para harcamıştık. Yu-Gi-Oh'um var. Of, eskiden çok oynardım. Küçükken çok oynardım. Hala duruyor koleksiyon olarak. Bir tane şöyle tin metal. Burada da bir tane destan var. Her neyse. Yu-Gi-Oh oynayan kaldım ya. Burada kablolar, bileklikler. Aa, şu çok güzeldi lan. Dur şunu çıkar. Şunu şey yapıyordunuz şöyle. Şöyle hop falan. Hala çalışıyorlar. Dursun, ben bunu oynarım. Evet, burada böyle şeyler var. Burada da çoraplarım var. Çorapları da ben göstereyim. Çoraplar zaten bildiğiniz çorap. Onun dışında şuraya gösterdim. Buraya geçelim. Burada kitap var. Bunları daha dün aldım. Bunlar şey, çizgi roman. Şöyle açayım. Açtım işte, tek elde zor oluyor, anladınız. İşte Secret Wars, Deadpool. Bu normal okumalık kitap, Black Widow. Burada da kişisel gelişim kitapları var, iş olsun diye çıkardım belki okurum diye. Telefonun şarj aleti. Karnet'in yağ yakmak için faydalı olan bir alet. Alet yani değil, içiyorsunuz bunu. Likit, elektronik sigara için. Bu da vitamin. Yine değişik şeyler. Evet, en önemli eşyaların olduğu kısım. Gözlük. Telefon kaplarım. Arabanın anahtarı, cüzdan. Kulaklık, çakı ve buraya bozuk paraları atıyorum ve arkada da saatim, bant, kimlik ve makas falan var. İkinci çekmecede elektronik sigaranın şeyleri var, geç. Burada, burası yine ıvır zıvır. Burada kitap var. Burada yine ıvır zıvır kablolar. Burada da faturalar var. Oraları bir sansürleyeyim ben çünkü sıkıntı olmasın. Ve şimdi merak ettiğiniz bir kısma geçelim abi. League of Legends koleksiyonum abi. League of Legends'la alakalı olan her şeyim ama her şeyim burada. Teker teker hepsinin üstünden geçelim. Önce bu dergilerle başlayalım. Şimdi bunlar sene kaç? Sene 2016 mı? 2015 mi? 2000 kaç lan bu? Neyse, hangi sene olduğunu hatırlamıyorum. 2015 falan olması lazım. Aynen, sezon 4'te neler değişti? Ya 2014 ya 2015. Oyun Gezer böyle LoL dergisi çıkarıyordu. 7.5 TL değerinde 600 RP hediye. Şu an 400 RP 10 TL, hesaplayın. Aga beys var abi, yak ananı ananı ödeme gelmeyecek. Şimdi 7.5 liralık RP veriyor, dergi 10 lira, yani 2.5 liraya LOL dergisi almış oluyorsunuz. Artı şey oluyor yani, anı oluyor. Bu ilk sayı, ikinci sayı yine RP veriyorlar, üçüncü sayı, dördüncü sayı, bundan 2 tane almışım RP için. 5. sayı, bundan da 2 tane almışım. 6. sayı, 6'dan sonra çıkardılar mı bilmiyorum, hatırlamıyorum, ve koleksiyon sayısı çıkardılar. Bu böyle bayağı böyle sert bir şey, bu bayağı şey oluyor yani. Bu 35 liraymış lan. RP falan da vermiyordu diye hatırlıyorum bu. Böyle vay var, sonra şey var. Ya böyle şampiyonlarla alakalı hikayeler, buildler. Beşiktaş e-spor kulübü. Nardios muydu? Neydi bu çocuğun adı, hatırlamıyorum. Teokales, Taldir'in, Dumbledore, şunu hatırlamıyorum.
Ha burada yazıyormuş, evet. Nardoyuz. Tamuloç. Enerji. Ha. Öyle dergi. Şampiyonların build'leri falan var. Aşırı eski bunlar yani. Şu an hiçbir geçerli, neredeyse hiçbir geçerli olmayan şeyler. Ya dergi böyleydi. Her seferinde böyle farklı şeyler falan. Oha, reklam çıktı lan. Aa, 1800 RP'ymiş. Tamam. Tamam. Bu 35 liralık olan 1800 RP veriyormuş. Şu an 1800 RP kaç TL lan zaten? 40 TL değil mi? Evet, 40 TL. Evet. Evet. Şu anki fiyatları öyle. Bunu internet kafeden çaldım diye hatırlıyorum. Çalmamış da olabilirim. Bir arkadaşım da vardı. O da kanka bundan bende var, vereyim mi demişti. Ya öyle oldu ya çaldım, hatırlamıyorum. Çalmak kötü bir şeydir, çalmayın. Bunun LoL'ün 5. yılına özel şeysinden Riot göndermişti bana. Bu TBF'de TBF katılan herkese veriyorlardı. Şunu kullanmadım. Şey değilim, Vodafone değilim zaten. Sticker'lar falan var. İşte şu alet var. Şurada sallıyordunuz, böyle ışık yanıyordu falan. TBF'de güzel bir atmosfer yaratıyordu. Bunu katıldığımız bir internet kafe turnuvasından almıştık. Sonuncu olmuştuk ama yine de böyle bir şey vermişlerdi. Bu TBF'de VIP alana giriş için verdikleri kart. Bu da GameX'teki kart. Kerem Savaş YouTuber yazmışlar. Gayet doğru zaten. Onun dışında bu dergilerden çıkan bir tane de poster var. Aslında bir sürü poster var ama diğer posterler nerede bilmiyorum. Bu Lulu posteri arkadaşlar. Ve bunu da daha bugün gelen tatlış mı tatlış bir Draven bunda rol gönderdi. Şöyle tatlı bir Draven. Çin'de üretilmiş 2015. Diyor ki sevdiklerinizle birlikte başarılı mutluluklar. İçinizde yeni bir olması dileğiyle demişler. Evet, LoL ile alakalı tüm koleksiyonum bu. Bu dolaplarda sadece kitap mutlap var arkadaşlar. Burada dergi koleksiyonum var. Öbür tarafta aynı şekilde. Burada da ıvır zıvır var. Çok önemli şeyler yok. Parfüm, şapka, bilgisayar alanına geçeceğim şimdi. Burada dolabım var. Dolapta renk şeyiyle ilerliyorum. Şunlar. Montlar, ceketler. Şu sağ tarafa bakanlar yazlıklar. Sol tarafa bakanlar kışlıklar. Burada da gömleklerim var. Bunların hiçbirine giyemiyorum. Şurada pantolonlarım var. Şortlar, tişörtler. Dışarıda giyinmelik şortlar, askılar. Kışlık birkaç tane daha şey falan var. Onun dışında ne var? Şurada çantalarım var. Yatağım var. Yatağın altında bir sürü ıvır zıvır var. Burada bir şey yok. Burada ışık var. Ve büyük ihtimalle en merak ettiğiniz kısma geçelim. Aslında ara ara gösteriyorum ama hepsini tek videoda toplamak amacıyla. Koltuk, DX Racer. Sponsorlu değil. Bana sponsor olun. Koltuğu 1500 lira almıştım. Şu an 2800 lira falan olması lazım. İki tane avuç monitörümüz var. Bu 21 inç, bu 24 inç. 24 inç ile 21 inçin farkını şöyle gösterebilirim hemen. Yani inanılmaz bir boyut farkı var. Yani bunu ilk aldığımda acayip büyük gelmiş. Şu an gözüme alıştı, ayrı konu. 144 Hz. Bu da 75 Hz. Yani yan monitörün 75 Hz olmasının çok bir anlamı yok ama zaten 75 Hz kullanamıyorum HDMI ile bağladığım için ama renkleri aynı olsun, boyutları şeyleri aynı olsun diye farklı bir monitör almadım. Bu eski ana monitörüm. Bunu sonradan aldım. Farimiz Logitech G930 muydu? G930S miydi? Hiç hatırlamıyorum. G300S. Ulan şeyi unuttum. Bu G933 Logitech'in kablosuz kulaklığı. G433 klavye ve C920 YouTuber kamerası. Bunu zaten biliyorsunuz. Masa IKEA'dan, internetim kablo net. Burada her şeyi gösterdim. Logitech'in mousepad'i var. Burada bir adet Rode NT USB mikrofonumuz var. Bir de Rode PSI-1 mikrofon kolumuz var. Bu mikrofon kolu şu işe yarıyor. Bakın, şöyle istediğim gibi istediğim yere oynatabiliyorum. Mikrofon masada hiçbir yer kaplamadan. İşin ilginç yanı, ben bu ikisini YouTube'dan böyle para kazanmıyorken almıştım. Tüm paramı bunlara yatırmıştım. Ve bilgisayara da geçelim hemen, şöyle eğiliyorum ha. Şimdi arkadaşlar, burada bir adet GTX 1080 görüyorsunuz. Palit GTX 1080. Anakart olarak Gigabyte Ultra Gaming 7Z 370.000 öyle bir anakartım var. İşlemci i7 8700. Onun dışında RAM'ler HyperX 8816. Başka bir şey kaldı mı? SSD var Samsung'un, bir tane de hard disk var. Adını bilmediğim bir firmanın. Evet. Odam bitti. Odam böyle arkadaşlar. Odamda çok bir action yok. Şimdi her şeyi gösterdim herhalde. Evet, her şeyi gösterdim. Şimdi de soru cevaba geçebiliriz.